Sevgili izleyiciler, aramızda kalmasından günaydın. İbrahim Tatlıses'i Yes Mar yorumuyla açtık ve konuğumuz da Ali. Sen Esra'nın ne kadar iyi bir magazin yorumcusu olduğunu biliyor muydun? İzledim, biliyorum. Evet, son derece hakim konulara. Evet, ama bir teste tabi tutacağım onu. Bakalım. Hazırım. Evet. Evet. Esra Bonir bizlerle birlikte. Hoş geldin sevgili Esra. Hoş bulduk. Türkiye'de ilk Murat 124 otomobili kim almıştır? Hangi ünlü almıştır? Yani Hacı Murat denilen. Evet. Bir ünlü. Gazetelerde o zaman haber oldu. İlk 124 sahibi ünlü. Ama o kadar eskiye gidemedim. Evet. Çok etkili. Yani 71-76 yılları arasında hayatta yok. Üretildi. 74'te olmuş. Biliyorum, biliyorum canım. Arabayı biliyorum ama kim aldığını bilmiyorum. Bilmiyorsun. Sınıfta ben de bilmiyordum ama. Evet, yok. Sen de bilmiyordun. Bak şimdi Ali dün akşam dedi ki WhatsApp grubuna. Ben dedi yarın madem Esra magazin biliyor. Magazin gurusu. Bu kadar gurusu. Ben dedi teste tabi tutacağım. Bak ne yazdığımı söyleyeyim mi evet. sana? Eğer dedim Esra bunu bilsin. Bak bu, onu ben de bilmiyorum. Senden büyük olduğum halde. Ben dedim yeni yaptırdığım dişlerimden bir tanesini kıracağım dedim. O da dedi ki kırma çok pahalı. Bin dolardan başlıyor bir diş. Evet. Tabii canım. Ama Ali'cim sen önüne düşene kadar haber biliyor muydun bunu? Ya hatırlamıyorum tabii ben de. Ben ünlülerin Murat 124'lü ilk fotoğrafını Tamer Karadağlı ile gördüm. Tamer Karadağlı'nın otomobilini kurşunlamışlardı. Bir zengin bir adamın kızını kaçırdı evlendiği için. Bayağı otomobili Murat 124'ü kevgire çevirmişlerdi. Böyle kurşun deliklerini gösteriyordu. Yanılmıyorsam ortaokulda falan okuyordum. Evet, merakı gidermek için o fotoğrafı paylaşabiliriz. Evet, paylaşın da kaç kişi... Yani Hacı Murat ki? Rahmetli evet, oldu. Kim? Hacı Murat rahmetli oldu ama o hala süperstar. Tek ekran Ajda, verelim onu. Ajda Pekkan'mış. Biz çıkalım. Tek ekran ver. Peki Ali bir şey söyleyeceğim. Evet. Esra bunu bilseydi sen Esra'ya ne ödül verecektin? Kızın evet, bir ödülü ya, olacaktı. Ne kaybettim şu an sabah sabah. Ne kaybetti? Bir şey kaybetmedi. Cüzdanımı kaybettim zaten fenalık geçirdim ama neyse önce kaybedip sonra buldum. Bir gün sonra buldum düşünün. Ve yani içine her şeyimi doldurmuşum o cüzdanın. Ayılıyorum, bayılıyorum. Nerede düştü, nereden nerede oldu? Düştü? Evde. Arabamı servise bıraktım, taksiye bindim. Takside düşmüş. Aa. Ve çocuk bir gün sonra kapıma kadar getirdi ve kimse getirmez. Dedim ki Allah'ım ne olur haberlerdeki gibi olsun. İşte hani böyle cüzdanı buluyorlar ve ertesi evet, gün getiriyor. Evet. İçinde takılar var düşünün. Getirdi çocuk. Cüzdanın içi... Fotoğrafını çekseydin bugün kullanırdık. Evet ne güzel. Helal değil mi ya vallahi hiç diye. Aklım. Helal o olsun. Şokla. İşte ne var mı taksicinin? Hiç bilmiyorum. Bir insan sorar bir Esra. Ama yani bayağı şey şeker bir çocuktu. Genç de bir çocuk ve çok hoşuma gitti. Dedim ki yani aslan. Bu kadar genç bir çocuk ve hani böyle bir cüzdanı getiriyor. Çünkü sonuçta taksi benden sonra binen almış gitmiş de olabilir. Her şey olabilir. Peki içinde cüzdanın içinde parayla birlikte ne kadar şey vardı? Üç tane kolye Malmik. Bir tane küpe. Üç kolye bir küpe kaç lira? Çok nakit yoktu. Ne kadar? 1000 lira falan vardı. 1000 lira vardı. Evet, çok nakit yoktu ama yani çocuk getirmese getirmez. Kimlikler, kredi kartları falan. Uygulamaya yazmış hatta bana ulaş. Dedim keşke Instagram'dan yazsaydı. Ben cüzdanımın yanımda olmadığını bile bir gün sonra fark ettim bir de yani. Yani Allah korusun kimlik, kredi kartı, her şeyi. Hepsi tam uçar. Böyle hani tamam dedim her yeri arayayım hani kartları iptal edeyim dediğim noktada bir baktım alttan bir numara arıyor. İşte cüzdanınız bende diye. Ay bildiğiniz böyle çocuğa sarılıp öpesim geldi. Allah'ım dedim gençler ya hala iyi kalpli. Ya çocuğu sarılıp öpmüyorsun. Fotoğrafını çekmiyorsun. İsmini almıyorsun. Sarı çizmeli mi Mehmet Ağa? Ama inan o kadar şoktaydım ki. Yani o şokla zaten ne yaptığımı bilmiyorum. Elim ayağım kesildi. Ya ama çok daha komiğini söyleyeyim. Evet. 2 yaz önce dolandırıldım. Bir araç kiralama şirket tarafından. Sen karakoldan bak. Aranıyorum. Diyorlar ki gelip ifade verin siz buna para yollamışsınız. Allah'tan WhatsApp yazın. Ben de izah ettim telefonda. Dosyayı savcıya yolladılar. Savcılık tekrar yollamış. Demişler ki hayır gelsin ifade versin. Ben şimdi bir hafta içinde ifade vermezsem böyle beni görebilirsiniz. Bugün buradan çıkıp hemen gidip ifade vereceğim. Aynı
dolandırıcı deprem zamanı bir vatandaşı dolandırmadı. Ama aynı dolandırıcı oldu. Çünkü diyor ki vale hizmetimiz var diyor. Aynı şeyi bana da yaptı. Aa, siz diyor depremzedesiniz, ben sizi dolandırmam diyor. Hatırlıyor musunuz, böyle bir yazı her yerde çıktı. Evet. O adam beni dolandırdı. Şimdi de neyse, çok şükür bir şikayetçi olmuş. İnanılır gibi değil hikayeler. Nereden buluyorsunuz bu safları ya? Bana kız kardeşim verdi. Dedi ki buradan bana araç kiralı. O saf değil ama bir şekilde başı da kurtuluyor. Evet, yani orada nasıl? Zaten herkes böyle, Esra sen bir şeye para atarken 20 kere düşünürsün. Nasıl oldu bu iş? Ne bileyim ben kardeşim, bildiği bir numara sandım. Gitti para. Hadi magazin değerlendirmeye başlayalım. İbrahim Tatlıses efendim. Arapça'da uyumak anlamına gelen... ve fenomenlerin güzellik sahibi, güzellik salonu sahibi fenomenlerin parayı nasıl kazandıkları belli olmayan bir grubun şarkısı haline gelen Yesmar'ı seslendirdi. Türkçe versiyon yaptı. Kimi beğendi, kimi beğenmedi. Şimdi İbrahim Tatlıses'in söylediğini programın başında bir parça daha hatırlatalım. Sonra orijinal Yesmar'ı da dinleyelim ve sizlere soralım. İbrahim Tatlıses'i izlerken yalnız gözlerine dikkat edin. Öyle mi? Gözlerine dikkat edin. Niye? Söyleyeceğim. Tamam, peki biraz İbrahim Tatlıses, biraz da Iraklı Taher söylemiş Yesmar'ı. Biraz da o. Hem size soralım, konuğa soralım. Ali de gözleri diyor, bilmiyorum İbrahim Tatlıses'in. Bir daha bakalım. Türkiye o şarkıyı fenomenlerle tanımıştı. Türkçe aranjmanını İmparator yaptı. İbrahim Tatlıses'in Yesmar versiyonu nasıl oldu? Özellikle Dilan Polat dosyasının ardından Yesmar Yesmar şarkısı fenomenlerin şarkısı olarak akıllara kazınmıştı. Hemen hemen her fenomenin kullandığı bu şarkı ülkemizde büyük bir ilgi gördü. Fenomenlerin olmazsa olmaz şarkısına İbrahim Tatlıses'ten Türkçe bir yorum geldi. O Yesmar Yesmar'ı kaçmaz kaçmaz benden kaçmaz, şaşmaz şaşmaz benden şaşmaz olarak uyarladı. Yesmar Yesmar'a İbrahim Tatlıses'in sözleri büyük ilgi gördü. Siz ne dersiniz? İmparator'un Yesmar Yesmar'ını beğendiniz mi? Soralım, İbrahim Tatlıses'in yorumu mu yoksa Iraklı Taher'in yorumu mu? Yani orijinali aslında 4 yıl önce seslendirmiş ve YouTube'da Kasım'a kadar, yani Kasım 2023'e kadar fenomenlerin de biraz etkisiyle olsa tabii gerek. Canım, bayağı bir rekor kırmış. Sence hangisi? Ya şimdi çok farklı, bir kere ilk duyduğun hali, onlara daha yakın bir de müzik türü de. Tabii. Tabii ki çok güzel ama tabii ki yani şimdi koskoca İbrahim Tatlıses'in yaptığı bir şeye ben nasıl kötü diyeyim, taş olurum. Yoksa olmaz. İbrahim Tatlıses mesaj atar taş eder diyor. Taş olurum yani, eski patronum bir de, ne diyeyim ben şimdi. Hani adamın o kadar ekmeğini yemişiz. Da canım, sözlerini sen... kim yazdı, Türkçe'ye kim çevirdi? Çok başarılı sözleri. Evet. Evet değil mi? Yani, mesela evet, başarılı. İbrahim Tatlıses'in çok oturmuş sözler. Sesi yorumu ayrı bir şey ama sözleri çok sözler çok iyi. Gündeme uyuyor. İbrahim Tatlıses mi yazmış? Helal olsun. Evet, İbrahim Tatlıses. Evet. Sözleri şimdi yazdı ama videoda dikkat ederseniz İbrahim Tatlıses sabit bir yere bakıyor. Sanki sözleri ezberleyememiş de prompterdan takip ediyor gibi. Yani vücut hareket ediyor ama gözler hep aynı bir yere bakıyor yani, kamerayı kızgın takip etmiyor. Kızgın ifade vermek istemiş herhalde. Böyle sert bak hani. Bir de racon kesiyor ya. Kesmez kesmez falan böyle sözleri olduğu için biraz sert bakmış bir de. Evet ama ya, sanki hakikaten Ali'nin dediği gibi bir yerden okuyor gibi, çok sabitlenmiş çünkü. Klip bilmem tartışılır ama İbrahim Tatlıses'in yorumu Yaşar gerçi... İpek de var orada. Yaşar İpek de var. O zaten söylüyordu. Evet, sizin programa bizim geldiğinde programa söylemişti. Geldiğinde söylemişti. Yesmar'ı hazırlıyor ve çok şey, güzel bir şey çıkıyor diye. İbrahim Tatlıses olduğu için tabii ki dikkat çekti. Bu arada Yesmar'ın Arapçadaki anlamı uyumak. Çok arada shift maniden to shift diyor. Maniden olmamış mı açıkçası? Bak, bence maniden. Değil mi? Ve arada shift to shift to. Ben de o shift to'ya takıldım. Çok güzel geliyor kulağa çünkü. Shift to gördünüz mü? Rafet geçiyor. Acıma, merhamet ve esirgeme anlamına geliyormuş. Gerçekten çok bence maniden. Bence olaya çok uygun sözleri varmış meğerse. Kesinlikle, kesinlikle. Hangi olaya? Tüm bu olaylara, bu fenomenlerin şarkısı oldu ya Dilan Polat'la birlikte. Dilan Polat'ın kullanmasıyla bu şarkıyı, Dilan Polat'ı taklit eden bütün fenomenler de Yesmar demeye başladı. Olay patlayınca hep beraber Yesmar demeye başladı. Bütün fenomenlerin de şarkı söyleyip klip çekmesi. Evet, öyle bir moda başladı. Çünkü neden? Dilan'ı taklit ettiler.
Yo hayır, daha önce yapanlar da var Dilan'dan. Ha, Dilan'dan ama, önce yapanlar. Evet, Dilan'dan önce yapanlar var. Yine kişilerinde en çok ses getiren Dilan'ın yaptığı oldu. Evet ama Esra Dilan'dan önce yapanları pek hatırlamıyorum da ondan sonra resmen sıraya girdiler. Dilan Polat ne yapıyorsa aynısını yapmaya devam. Evet. Ama artık yapamıyorlar. Kamuoyu Dilan Polat'ı algıda seçicilik olarak tanıdığı için Dilan Polat'ı taklit ediyorlar diye görmüş de olabiliriz. Ama sonuç itibariyle şu ana kadar kim söylerse söylesin İbrahim Tatlıses'in bu devamkiye kadar kalıcı olacağını sanmıyorum.